Günaydın T24 seyircileri, izleyicileri. Ufuk Uras'la birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi gündeme aslında bütün meclis açılışta diğer siyasi meseleleri konuşurken tabii bir gözümüz kulağımız da yeni yavaş yavaş filizlenmeye başlayan bu siyasetteki yeni oluşumlar. Çünkü biliyoruz ki meclisin açılışıyla birlikte bir kez daha öncesinde de vardı ama şimdi daha da bir hararetle bu başkanlık sistemiyle Türkiye iyice yönetilemez hale gelecek ve nasıl olacak sorusu sorulmaya ve tartışılmaya başlandı. Dün işte meclis açıldı. Milletvekilleri bile rahatsız. Meclisin fonksiyonu ortadan kalkmış durumda. Dolayısıyla bundan sonra alternatifler neler olur? Bunlara bakmamız ve izlememiz yakından gerekiyor. Bugün buraya sizi davet etmemizin nedenlerinden bir tanesi de tabii ki siyasetin bütününü konuşacağız ama Ahmet Davutoğlu'yla, eski başbakan Ahmet Davutoğlu'yla yaptığınız 3 saatlik görüşme. Siz bunu sosyal medya, Twitter hesabınızdan açıkladınız ve hepimizin son derece ilgisini çekti. Şimdi anladığım kadarıyla Ahmet Davutoğlu farklı kesimlerden, farklı sesleri, farklı görüşleri dinliyor. Kimden geldi bu davet? Siz mi istemiştiniz? Hayır. O mu davet etti? Nasıl oldu? Biraz anlatın lütfen. Sayın Davutoğlu'nun özel kalemi aradı. Sekreter aradı. Cuma günü, pazartesi görüşmek istiyor Sayın Davutoğlu Levent'teki konutunda dediler. Ben de tabii memnuniyetle dedim. Zaten öteden beri yani ne zaman mikrofon uzatılsa siyasetteki Adalet ve Kalkınma Partisi içerisindeki bu yeni arayışlara hep olumlu bakıyorum. Çünkü benim açımdan mesele hani başkanlık sisteminden de öte parti devleti modeline karşı olabilecek en geniş bir aradığını sağlamak. Türkiye'de de bütün önemli siyasi değişimler var olan iktidar partisi içindeki ayrışmalardan doğdu. Dolayısıyla AK Parti içerisindeki bu yarılmanın kıymetli olduğunu düşünüyorum. Çünkü sunulduğu gibi sadece kişisel ihtiras, küskünlük gibi sunulan meselenin arkasında demin söylediğiniz başkanlık, daha da ötesi parti devleti modeline itiraz var. AK Parti içinde de olsa parti devleti modeline itiraz eden herkesin yan yana bir demokrasi, hukuk, adalet zeminde buluşması bence çok kıymetli. Çünkü son seçimlerde Türkiye muhalefeti bir özgüven kazandı. Biz Türkiye'yi dönüştürebiliriz dendi. Bunun devam etmesi gerek. Sayın Davutoğlu'nda uzun bir süredir bu çalışma içindeydi. Bana bu çalışmalarla ilgili, daha doğrusu AK Parti içerisinde yaşadığı kırılmayla ilgili bilgi verdi. Ben de kendisine başarılar diledim. Ben de kendi durumumu anlattım. Yani 3 saat hayli uzun bir süre. Ya 3 saatin önemli bir ilk başında kitaplarına baktık uzun uzadıya. İkinci bölümünde 1 Mart tezkeresinden işte akademisyenlere karşı tavıra, Cumhurbaşkanları referandumuna, yani kendi kırılma noktalarını anlattı. O da zaman aldı tabii. Şimdi ben tabii magazinselleştirmek için sormuyorum bunları. Genel kamuoyuna havayı da anlatmak için soruyorum. Mesela Ahmet Davutoğlu nasıl görüyorsunuz ruh hali olarak? Hani AK Parti'ye ve AK Parti'nin üst düzey yönetimine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a birlikte yolda yürüdüğü dava arkadaşlarına kırgın küskün o yüzden böyle bir hareketi mi başlatıyor? Yoksa ya ben her zaman durduğum yerde duruyorum aslında dediklerim olmadı şimdi bunu yapmak zorundayım mı? Ya da böyle ben size gösteririm ruh halimi var. Nasıl bir ruh halinde başlıyor yani sizce? Doğru, son derece soğukkanlı, kendinden emin gördüm. Uzun süre AK Parti içerisinde bu yanlışlardan, yanlışlara itirazını dile getirildiğini ama bunun hani karşılığını olmadığını görünce yeni parti yönelimi içine girdiğini ifade etti. Tabii ki yani kamuoyu medya ambargosu azaldıkça, kamuoyunda da ön plana çıktıkça kendisiyle ilgili eleştirilere yönelik, yani öz eleştirisini ya da karşı eleştirisini kendisi verecektir. Ama teşkilat içerisinde kendisiyle beraber davranan il başkanlarının, yani görevden uzaklaştırıldıkları için eski il başkanları diyelim, önemli bir desteği aldığını söyledi. Ben de yani bu 50+1 modeli butik partilerin bile çok önemli olduğunu, ortak bir zeminde buluşulmasının kıymetli olduğunu, bu tür arayışların, Sayın Babacan'ın arayışına dahil olmak üzere son derece kıymetli olduğunu, minimal siyaset dönemine geçildiğini ve Türkiye'nin önceliklerinde ilk üç kalem neyse
bütün muhalefetin buluşması gerektiğini. Fakat tabii yani genellikle bizde şöyle bir şey var. Herkesin bir secdesi çıkıyor. O şunu yaptı, bu bunu yaptı diyor. Bu bizi çok pürüten bir siyasete götürüyor. Varsayalım ki bütün bu söylenenler doğru. Ama bu bizi en geniş cephede buluşmamızı önlediği gibi AK Parti'nin de arayıp da bulamadığı şey bu. Yani bunlar birbirine düşsünler. Birbirlerinin seceresini çıkarsınlar. Bizde şey vardır ya, 2010 referandumundaki evettir yetmez ama evettir hayırdır meselesi. Biz 10 yıldır tartıştık, bitiremedik. Orada evet diyen AK Parti ile hayır diyen MHP yan yana geldi. Türkiye'yi yönetmeye başladı. Yani doktrinden değil hayattan beslenen bir zeminde bu yan yana geliş önemli dedik. Şimdi pardon, bu arada seyircilerimiz için söyleyeyim. Tabii. YouTube'dan canlı ve Facebook'tan canlı yayınlıyoruz. Dolayısıyla sorularınız varsa lütfen bana gönderin. Burada göreceğim ve Ufuk Uras'a da yönlendireceğim bu soruları. Şunu sorayım ben yine de. Tabii. Şimdi bu çokça konuşulan sokağın diliyle. Bir, komplo teorilerinin ilki. Aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan Davutoğlu'nun arkasındaki isim, Ali Babacan'ın başlattığı hareketi bölmek için Davutoğlu'nu sahaya sürüyor. Davutoğlu asla ve asla Erdoğan'ın iznini almadan ya da ona rağmen bir şey yapmaz. Doğru mu? Ya tabii ki değil. Zaten bütün bu komplo teorileri esas itibariyle bu muhalefetteki tek tek özneleri birbirine düşürme projesinin bir parçası. Yani ben de bir komplo teorisi yazacak olursam bu komplo teorilerinin kendisinin bir komplo oldu çok aşikar. Yani hayatın doğal akışına aykırı. Yani Sayın Davutoğlu da ifade etti. Tabii doğru olan kendisinin kendisi tarafından kendini ifade etmesi. Yani benim herhangi bir ekonomik sıkıntım yok. Ben çok rahat konferanstan konferansa gider kitaplarımı yazardım ama hani bir risk alıyorum. Ben de bunun real, hakiki bir durum olduğunu düşünüyorum. Böyle mi düşünüyor? Tabii, yani tabii. Yani köşeme çekilip akademisyen tabii. olarak devam etmektense ben hala burada Türkiye'de bir şeyler yapılabileceğini görüyorum. Böyle bir tarihi sorumluluğu olduğunu düşünüyor. Ya yani bu hakikaten bence real bir durum. Bir diğer arayışlar açısından da ben aynı şeyin geçerli olduğunu düşünüyorum. Burada komplo teorileri üretmek yerine işte bir manifesto yayınladılar. Bu ve benzeri politik duruşların eksiği, gediği, yanlışı, doğrusu yani siyaset tartışmak lazım. Bizde siyasetsizlikten biraz karakter analizine gidiliyor. Komplo teorileri. Bu doğru değil. Mümkün olan en geniş hattı ve siyasi önceliklerimizi nasıl belirleyeceğiz? Burada anlaşmak lazım. Çünkü Türkiye'nin temel meselesi siyasi devlete tabi hale geldi. Halbuki siyasetin sivilleşmesi esas. Parti devleti modelinde ise siyaset devletin bağımlı değişkeni haline geldiği için bunu tersine çevirmek gerek. Burada anlaşırsak bundan sonra herkes bildiğini yapsın. Ondan sonra tabii ki farklılıklar olsun. Siyaset çok tek tipleşti. Bu çeşitlemelere ben son derece zenginleştirici, heyecan verici, olumlu bakıyorum. Şimdi orada yalnız benim nasıl diyeyim bir soru işaretim var evet. diyeyim. Sizinden birazcık fikir alışverişinde bulunalım. Örneğin bu hafta sonunda Suriye konferansı bence CHP açısından çok önemli bir adımdı. Evet. Çünkü CHP bir konuda en azından ön aldı. Elini taşın altına evet. koydu. Suriye gibi çözümsüzlüğün artık giderek büyük bir yumak haline geldiği bir meselede söylemek istediklerini söyledi. Ama eleştirebileceğimiz taraflar ki ben bunu sosyal medyadan da söyledim. Mesela Kürt meselesi bölgedeki sadece Türkiye'deki Kürtlerle ilgili durum konusunda hala cesaretsiz davranıyor. Tabanından korkuyor, kendi içindeki ulusalcılardan korkuyor. Şu ya da bu nedenle. Şimdi bu hem Ali Babacan'ın hareketi ve Ahmet Davutoğlu'nun hareketi konusunda da şöyle bir soru işareti doğuyor benden. Ya aynı söylediklerinizi mi tekrarlayacaksınız? Yani nerede kalmıştık, buradan devam edelim mi diyeceksiniz? Yoksa bize sıfırdan yepyeni şeyler söyleyerek yeni bir ufuk mu açacaksınız? Sizin izleniminiz ne? Benim izlenimim bunun ortası. Yani bu bir geçiş süreci. Gerek Sayın Babacan'da, gerek Sayın Davutoğlu'nda ve gerekse Sayın Kılıçdaroğlu'nda bence attıkları hamlelerin arka plandaki kor bu ülkenin demokrat mütedeyyinleriyle sekülerlerini yan yana getirmek. Yani anahtar cümle bu ve bunun çok kıymetli olduğunu ben de düşünüyorum ve bu anlamda her üç özelinde doğru adımlar attığını düşünüyorum ki zaten son yerel seçimler zaferi bunu teyit etti. Yani kriz dediğimiz şey esas itibariyle kanaatlerinizle pratik arasındaki yarılmadır. Yani çok değerli kanaatleriniz olabilir ama olguları değiştirip dönüştüremiyorsa hiçbir şey ifade etmez.
O yüzden Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu Suriye konferansını ben de çok kıymetli buluyorum. Hatası gediği olabilir ama siyaset yapmaya başladılar. Bu çok önemli. Bir de sorunun bir siyasi model, bir anayasal değişim üzerinden Suriye'de şekilleneceği gerçeğiyle karşı karşıyayız. Bence şu anda AK Parti'nin de bu konuda bir modeli yok. Yani sadece güvenlik politikalarına hapsolmuş ve oranın geleceği konusunda bir siyasi modelleme yapamıyorlar. Siyasi model olan, modeli olmayana tabi olur. Peki o zaman ben daha daraltarak sorayım size soruyu. Dün Davutoğlu ile görüşmenizde ki o zaten çözüm sürecini en yakından bilen isimlerden bir tanesi. Ve kimi zaman da son derece kritik zamanlarda özellikle o dönemki terör saldırılarında çok nasıl söyleyeyim suyu yolunu değiştiren vahim açıklamaları da oldu doğrusunu isterseniz kendisinin. Ve HDP'nin bu kadar izole edilmesinde ve Selahattin Demirtaş'ın belki de bugün cezaevine doğru yola yani cezaevinin yolunun açılmasında kendisinde büyük katkı payı oldu. Bilmiyorum bu konularda ne kadar öz eleştiri yapıyor. Ve en önemlisi şunu sormak istiyorum. Yani buralarda size anlattığı model nedir? Şam'da işte Halep'te namaz kılacağızdan realiteleri görmeye başladığı bir döneme geçiş yapmış mı? Bu Kürt meselesine yeni bir şeyler söylüyor mu? Ne anlattı mesela? Yani doğrudan bu spesifik konulara girmedik. Ama yani en azından benim bu Kürt meselesi konusundaki tutumumu, eleştirel yaklaşımımı biliyor. Ama zaten müzakere dediğiniz şey hani kendi benzerlerinizle yapılmaz ki. Kendi kendinizle konuşmuş olursunuz. Yani muhtemelen önümüzdeki süreçlerde bu meseleler etraflı bir şekilde konuşulacak. Ve tabii ki eğer yanlışlarınız konusunda öz eleştirel bir tutum içine girmezseniz ya da bunun arkasında bir devlet aklı vardı. Yani ben sonuç itibariyle burada etkin faal değildim gibi hani şeyler, bahaneler, gerekçeler sizin inandırıcılığınızı azaltır. Ama özel olarak bu meseleler üzerinde henüz durmuş değiliz. Yani önümüzdeki süreçlerde tabii konuşulabilir. Ne istiyordu tam olarak? Sizden niye almayı istedi sizce? Yani kendi şeyine, modeline, yani yapmak istediklerini, AK Parti içindeki rahatsızlıklarını anlattı. Yani benim nasıl baktığımı dinlemek istedi. Ben de etraflı olarak, yani Yeşil Sol Parti kurucusu olduğum, bir tarihsel gelenekten geldiğimi, yani bu yeni arayışlara olumlu baktığımı ama bunun bütün bu arayışların içinde olmak anlamına gelmediğini çok net bir şekilde ifade ettim. Kendi siyaset deneyimimden örnekler verdim. Mümtaz Soysal Hoca parti kurduğunda kendisine demiştim ki hocam bak dünyanın en doğru partisini bile kursanız prospektüs okumak hastayı iyi etmez. Yani Şavşat'ta bir karşılığınız yoksa, Siirt'te bir karşılığınız yoksa bu işi bırakın demiştim. O da bana çok haklısınız deyip devam etmişti. Kendisine o yüzden bir örnek verdim. Eski Ahit'te, Tevrat'ta der ki 50 yaşından sonra idari görevler almayınız diye. Yani sosyal hareketleri, gençleri, kadınları siyasi partilerine dahil etmeden AK Parti'ye karşı bir alternatif üretmek çok zor. AK Parti'nin belki başarısı buydu. Biz daha çok şahıslar üzerinde, siyasi figürler üzerinde duruyoruz. Bunlar da tabii çok önemli ama arka plan çok daha önemli. Bu söylediğinize kesinlikle katılıyorum. Evet. Şimdi geçenlerde üst düzey bir AK Partili, eski AK Partili bir isimle sohbet ederken aynı şeyi konuştuk. Şimdi bu hem Davutoğlu hem Ali Babacan için bu şekilde olmalı diye düşünüyorum. Bilmiyorum, size de sormak istiyorum. Evet. Bu eğer biz AK Parti'den 5 tane küskün milletvekilini, evet, kızgın milletvekilini, işte içinde ukde kalmış milletvekilini ya da bakanı, işte bana da görev vermediler diyen kızgını küskünü alıp da yola gideceklerse hiçbir şey olmayacaktır. Evet. Sıfırdan bir formül üretmeleri gerekiyor ve bunun içinde kadınlar, gençler, evet, ve yeni fikirler olmalı. Evet. Katılıyor musunuz? Yani Davutoğlu'nda da gözlemlediğiniz AK Parti'nin küskünleri hareketi mi? Yoksa gerçekten Davutoğlu ayakları yerine basan ve yeni bir şey yapmak üzere mi yola çıkıyor? Yani küskün. Farklı kesimleri de içine alarak. Küskün olmak muhalif olmak anlamına gelmiyor. O yüzden burada bu parti devleti modeline karşı bir alternatif model geliştirdikleri ortada. Yani geliştirmediğiniz takdirde inandırıcılığınız kalmaz. Bunun bir karşılığı da var tabii. Peki burada bir rekabet var mı? Ya bu 56-1 modeli bizim bütün bu yapıların bir şekilde yan yana gelmesini gerektiriyor. Evet. Bu esnekliği gördüm. Yani merkez sağda bir partiden çok herkese seslenen bir yapılanma arzusu var. Fakat şu çok kritik. Bütün bu söylediklerimiz uzun dönemde.
Biz yani bu haftayı nasıl geçireceğimiz, yani bu hafta demeyeyim de bu yılı nasıl geçireceğimiz gibi bir derdimiz varsa spekülasyon yapıyoruz şu anda. Mesela İyi Parti'nin AK Parti ile uzlaşması durumunda bu yeni kuracak partilerin pozisyonu önem kazanıyor. Hele ki grup kurarlarsa bir anda bütün denklemi değiştirebilirler ve işte 2021 itibariyle bir seçim ortamına Türkiye'yi getirebilirler. Bu açıdan kısa vadede de olan bitenler çok önemli. O zaman ara bir soru. İyi Parti'nin koptuğunu ve Erdoğan'a yaklaşacağını ya da AK Parti'ye yaklaşacağını düşünüyor musunuz? Yani bu ihtimal başından beri vardı. Ama şimdi tamam. Oradaki problem, yani oradaki bir MHP ile İyi Parti'yi birlikte masaüstü mühendisliğiyle enjekte etmek çok kolay değil. Evet. Onun da kendine göre zorlukları var ama yani ben senden daha milliyetçiyim üzerinde yapılan bir rekabet zaten Türkiye'nin aradığı bir alternatif değil ki. Tabii. Sorun burada. Çok kimlikli, çok kültürlü bir Türkiye'ye denk düşen. Ben de işte demin onu söylemeye çalışıyorum. Mesela İyi Parti'deki sıkıntılardan bir tanesi de bunun kendilerinden de konuştuk. Ya zaten aslım var. Sen onun bir benzeri olacaksan. Halbuki burada şimdi gençlerin özellikle genç tabanın yeni bir milliyetçilik tanımına ihtiyacı var. Milliyetçilikten ne anlıyoruz? Doğru. Şu anda dünya ne anlıyor? Tabii. Bundan 5 sene sonra ne anlayacak? Tabii, bu perspektife değil mi? Yoksa MHP'nin biraz daha ılımlısı olmuşsun. Doğru. Ama dünyanın genelinde böyle bir problem var. Yani baktığınızda bilgisayar, kompüter bilimleri almış başına giderken siyaset bilimi son derece hantal, battal. Kıta Avrupa'sına bakıyorsunuz. Yani bu neopopülizm siyaseti dünyanın her yerinde insanın başına bir dert. Türkiye'de bundan nasibini alıyor. Şimdi o arada ben size sorular da geliyor bu arada seyircilerimizden. Şurada bir soru var. En çok sorulan sorulardan bir tanesi Ali Asgar Çabuk sormuş. Ya neden de Babacan'dan bir araya gelip aynı yolda yürümüyorlar? Yani Babacan ve Davutoğlu iki AKP'den kopmuş isim. Neden birlikte bir şey kurmadılar da bu yola girdiler? Bunu siz nasıl analiz ediyorsunuz? Ve dünkü konuşmanızda bu konuda konuşuldu mu? Yani tabii şimdi burada işte kişisel faktörler devreye giriyor. Yani Sayın Davutoğlu, mesela Sayın Gül eğer başbakanlık, parti başkanlığı vesaire konusunda bir adım atsaydı ben zaten bu adımları atmazdım diyerek büyük ölçüde bu meselede yani o kendisine ilişkin oradan gelen itirazlara ilişkin pozisyonunu ifade etti. Şimdi hani onun adına ifade etme durumunda olmadığım için doğru olan kendisinin ifade etmesi. Ama burada hakikaten siyasi faktörlerden çok kişisel faktörler ön plana çıkıyor. Biraz da hani anladığım kadarıyla diğer faaliyetin Türkiye'de bir ekonomik kriz beklentisi üzerinde tutum alırken bu çalışmanın biraz daha hızlı gelişeceği yönünde. Ben de hani bir Podemos örneğini iyi bilirim. Podemos'un başkanı demişti ki biz toplum için kötü olan bir şeyin bizim için iyi olacağını düşünüyorduk. Kriz olursa sol yükselir diye. Son anladık ki toplum için kötü olan bizim için de kötü. Yani bazen kriz faşizmi de zeminini oluşturabiliyor. O yüzden toplumdaki sorunların daha da büyümesi, beklentisini içine girmek siyaseten doğru bir şey değil. Herkes açısından bir an önce siyaset alternatifi olmaya çalışmak lazım. Ama ben bu iki arayışında ve diğer yani CHP de dahil olmak üzere hani spekülasyon yapıyoruz. Millet Partisi'nin İyi Parti'nin diğer tarafa kayacağı varsayımıyla böyle bir yan yana gelişi hayatı dayattığını düşünüyorum. O yüzden hani bu arayışlara ilişkin çok radikal eleştiri yapanlar sonuçta AK Parti'nin dümen suyuna da hizmet ediyorlar. Bir laf vardır, tükürme kuyuya gün gelir suyunu içersin diye. Olabilecek en geniş cepheyi oluşturmak lazım. Yoksa Sayın Akşener'le ilgili biz bir tarihte koca kulak kampanyası yapmıştık. Öyle yaptık diye şimdi biz son seçimde gittim ben de yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne dolayısıyla Millet İttifakı'na oy verdim. Yani böyle baktığınızda sadece doğada elementler pür olarak durur. Pürüten siyaset sizi tatmin edebilir ama toplumdaki dengeleri değiştirmeye yarayamaz. Siyaseti de bir siyasi tatmin için değil de hakikaten bu güç dengelerini değiştirmek için yapıyorsak burada böyle bir elekten geçirerek bakamayız. Yoksa bu öznelerle ilgili söylenen bütün eleştirileri ben de yapıyorum. Evet. Ama yani bir iki mesele var ki işte parti devleti modeli herkese yan yana gelmek lazım. Sonra
Birbirimizle bu hesaplaşmayı yine yaparız. Şimdi bu sıralar bu başkanlık sistemi meselesinde çok konuşuyoruz. Ben de bu konuda yayınlar yapmaya ağırlık vermeye çalışıyorum. AK Parti'nin, AK Parti'den ayrılan, AK Parti'nin gerek kurucu isimleriyle, gerekse sonra çekirdekte yer almış isimleriyle de bazen background, bazen yayınlarda bir araya geliyoruz. Ya Abdullah Gül'ün de açıklamalarından biliyorum ama pek çok AK Partili milletvekilinin de bu ruh halinde olduğunu biliyorum ki bu başkanlık sisteminden memnun değiller. Yani bugün çok, eğer bu oluşumlar bir noktaya varırsa parlamenter sisteme dönmek ya da en azından bu mevcut sistemi bambaşka bir hale getirmek konusunda adım atacaklar. Davutoğlu'nda da bunu gördünüz mü? Yani bu başkanlık sistemini bitirmek zorundayız. Ya da bambaşka şekilde tamir etmek zorundayız. Yani kuvvetler ayrılığını sağlayarak Anayasa Mahkemesi'ni bağımsızlaş. Böyle bir tavır gördünüz mü? Yani parlamenter sistem midir geri dönmek istediği? Yani gördüm ve esas itibariyle manifestosunda da zaten bu ifade ediliyor. Ama ne deniliyor tam olarak? Açık yani işte bu söylediğiniz cümleler, işte kuvvetler ayrılığı, hukuk devleti vesaire vurgulanıyor. Ama dediğim gibi bu geçiş süreci içerisinde yerel yönetimlerin yetkilerini arttırarak işte bu denge denetleme vesaire başkanlık sistemini daha makul hale getirip bir sonraki adımda belki bu parlamenter sisteme dönüş için kademeli yani çok vitesli bir tutum daha gerçekçi gibi gözüküyor. Oraya doğru iş gidiyor. Çünkü döndük tekrar başa tek parti dönemine. Yani AK Parti birinci grup karşısında ikinci grubu 1921 sonrası grubu temsil ederken şimdi birinci gruba da hitap etmeye başladı. O yüzden şakayla karışık ben bu yeni parti kuranlara isim olarak da hep şey öneriyorum. Neden Terakkiperver fırkı olmasın? Neden Serbest fırkı olmasın? Daha da ötesi neden Nuh'un gemisi olmasın? Yani bir tufana doğru gidiyoruz. Şimdi binasını kiralamış Sayın Davutoğlu ismi de var mı partinin? Bilemiyorum. Onları sormadım. Şimdi yani. Zafer Yusufoğlu bir seyircimiz diyor ki Davutoğlu Selahattin Demirtaş'a haksızlık yapıldığını düşünüyor mu? Konuştunuz mu? Hayır. Yani hiç bu yani dediğim gibi daha çok kendi parti arayışı ile ilgili meseleler üzerinde müzakere yapmak istediği için bu arka plana zaman kalmadı. Arkasından bir görüşme daha vardı. Ya bir daha görüşürsek zaten bana gelen talepler de öncelikli olarak bu konuların değerlendirilmesi herhalde bunları konuşuruz. Şimdi hayli ilgi uyandırmış anlaşılan sizin bu görüşmeniz çünkü sorular güzel geliyor. Mesela Mustafa Polat Bey diyor ki ya aslı var AK Parti yani bundan sonra çıkacak olan gerek Davutoğlu gerek Babacan yani ne yapacaklar da muhafazakar tabanda aslı değil de yani bu biraz İYİ Parti içinde konuştuğumuz mesele. Yani niye kaysın bunlara? Siz muhafazakar tabanının nabzını tutarsanız eğer, DPI çerçevesinde ve Akil İnsanlar Grubu içerisinde de muhafazakar kesimin sivil toplum örgütleriyle bir araya geliyorsunuz. Bu ruh halini görüyor musunuz? Yani aslını tamir edelim, yenilerine ihtiyacımız yok. Yoksa tam tersi, ya muhafazakarların bir boşluğu var. Ve yeni gelip doğru gelen bir oluşuma dört kolla sarılacaklar. Otoriter muhafazakarlıkla demokrat muhafazakarlık diyelim arasında bir ayrışma var. Şimdi muhafazakarlığın güzel tanımlarından bir tanesi onlar açısından öyle diyeyim. Müphem olan bir gelecek karşısında belli olan geçmişi savunmak. Şimdi burada müphem bir durum yok. Yani fabrika ayarları dediğiniz AK Parti'nin fabrikalar ortadan kalkmış yani. O ayarlara geri dönmek, ya aslı olan varken cümlesi yanlış. Bir de şu yaklaşım yanlış. Bizde hep deniyor ki, işte bunlar zaten AK Partili değil miydi? Bravo yani. Yani bu şu gibi. Menderes, Bayar eski CHP'li değil miydi? Gorbaçov eski Komünist Partisi üyesi değil miydi? Stalin'i tasfiye eden Kruşçev eski Stalinist değil miydi? Zaten bu her ağaç kurdunu kendi içinde taşır gibi bir laf vardır. Kendi içinden çıktığı için kıymetli. Hepimiz biliyoruz bunların aidiyetlerini. Ama bütün yarılmalar dünyada da Türkiye'de buralarda oluyor. Bunlar sahici yarılmalar. O yüzden ben hani buradaki ayrışmanın aslı varken kopyası meselesi değil ki bir tanesinde parti devleti modeli var. Diğerinde parlamenter sistem, hukukun üstünlüğü ya da başkanlık sistemi ise yerel yönetimlerin yetkilerinin artırılması vesaire gibi mevzu var. Bir de yani sorduğunuzda herhangi bir televizyon kanalında şu Türkiye aslında bir hukuk devlettir falan diye bir retorikten geçen insanlara şeyi soruyorum. Bakın kendimle ilgili somut örnek vereyim diyorum. Milletvekili öğretim üyeleri, emekli öğretim üyelerinin üniversiteye dönmesi için yasa çıkardılar. Bir ay içerisinde bütün AK Partileri aldılar. Ben de başvurdum. Sizin için güvenlik soruşturması dediler. Sonra güvenlik soruşturmanız olumsuz dediler. Almadılar.
Ben dedim ki peki AK Partililerden güvenlik soruşturması niye istemediniz? Basit bir örnek. Kendileri için yasa çıkardıklarını gösteriyor. Yani şu örnek bile yani bu vicdanlı, ahlaklı, herkesin itiraz edeceği bir şey. Bir yasa çıkarıyor sadece AK Partililer için. Yıllardır mahkemede bunu tescil etmek için uğraşıyorum. Yani milletin bin tane derdi varken bunun ne önemi var diyebilirsiniz. Ama bu çok tipik bir yasanın hangi amaçla çıkarıldığını gösteriyor. Yo, milletin bin tane derdi var derken milletin bin tane derdinden bir tanesi de bu zaten. KHK'lılar meselesi, tabii bürokrasiye alınmayan Aleviler ya da farklı görüşten olanlar. Tabii. İşte en son sözüm ona yeni bir reform getirildi ya, yargı reformu. Tabii. Adı reformdan başka her bir şey, sadece küçük bir paket. Pasaport meselesinde bile belli ki işte yani birçok isme pasaport verilmeyecek. Güvenlik, terör, her neyse bir sürü üst yakıştırmalarla. Bakın bu yargı reformu konusu Adalet Bakanı aradı. Tabii yargı paketi diyoruz, reformu bile paketi, demiyoruz. Paket. O zaman reformdu. Reformu konusu Adalet Bakanı aradı. Görüşmek istedi. Ben de onlara çok detaylı hukukçu arkadaşlarımıza danışarak 4 sayfalık bir metin hazırladım. Anayasanın 90. maddesinin uygulanmasından terör tanımının daraltılmasına. Evet. Ama kendilerine dedim ki mesele bu değil ki. Mesele teknik mesele değil ki. Şu andaki yasal mevzuat üzerinde bile bir siyasi irade ortaya koysanız, yani şu anda mesela yine bir şey Ermeni cemaatinin kendi şeyini seçmesi. Ya orada yönetmeliği değiştiriyor, engelleme yapıyor. Yani mesele teknik bir mesele değil. Tamamıyla buna niyet edip etmediğiniz, demokrasinin uluslararası normlarına uyup uymadığınız, yani dünyayı yeniden keşfedecek halimiz yok. Yani Avrupa Birliği de dahil olmak üzere bir dizi müktesebat ve kazanılmış hak var. Bunları uygulamamanız için AK Parti'nin elini tutan bir şey yok ki bunca yıldır. O yüzden biz hani günah bizden gitti diye bütün önerilerimizi sunduk. Mecliste de bu konu gündeme geldiğinde muhalefetin görüşünü almazsanız, HDP'yi belli ki kriminalize edecekler. Hatta kapatmaya doğru hamleler yapıp oradaki dokuyu, aşil topuğu HDP olduğu için bozmaya çalışacaklar. Yani siyaset mühendisliğine karşıyım deyip siyaset mühendisliğinin dik alasını yapmaları bile politik sıkışmışlıklarının bir kanıtı. Ona bakarsan koalisyonlara da karşıydılar. Koalisyonun birebir kendisini yaşıyoruz. Yani doğru. Sonuçta denilen hiçbir şey denildiği gibi olmadı. Şunu sorayım. Şimdi nabız tutuyor belli ki Sayın Davutoğlu. Ki normal bir şey. Tutmalı da zaten. Aynı şekilde Ali Babacan ve Abdullah Gül de tutuyorlar. HDP ile Kürt siyasetinden böyle bir diyalogları oluştuğunu düşünüyor musunuz? Oluşmalı mıdır oluşmadıysa? Yoksa siz yani de HDP'yi de çok içinden ve yakından tanıyan bir olarak bir köprü vazifesi görüyor musunuz? Tabii ama bu iş köprü olmaz. Yani tabii ki yani ben bütün bu görüşmeler arkadaşlarımla paylaşıyorum ama asıl olan bu diyaloğun kurulması. Yani 6 milyon seçmeni olan Türkiye'nin en büyük 3. partisini bypass ederek, yani AK Parti'nin benzeri politikayı izleyerek Türkiye'yi bir eşikten çıkaramazsınız. Bu diyaloğun kurulması ve hani bu şeytan taşlama meselesinin dışına çıkılması gerekiyor. Ama bunu yapıyorlar mı bilmiyorum. Görüştüklerini ifade ettiler. Peki o zaman son olarak şunu sorayım. Bu 3 saatlik görüşmenize ilk başında kitaplara bakmışsınız. Demek ki çok güzel kitapları var. Demek ki kemiksiz 2 saat görüşmüşsünüz demek oluyor bu. Belki 2,5 saat neyse ne kadarsa. Bir manşet atacak olsanız ne söylersiniz? Yani siz bu görüşmenin içinden ve manşetinden ne çıktığını düşünüyorsunuz? İşte var olan statikoya karşı bu statikoyu aşacak bir irade koyma kararlılığı gördüm. Benim de kendilerine önerim. Bu arayış içinde olan Cumhuriyet Halk Partisi dahil olmak üzere diğer öznelerle buluşmaları gerektiği. Yani bu hakikaten Türkiye açısından hayat memat meselesi. Yoksa hani küçük olsun, benim olsun, butik partiler olabilir. Ama bu demokrasi cephesinin bir parçası olunursa ben AK Parti içerisindeki bu yarılmanın hayırlara vesile olacağını düşünüyorum. Demokratik bir cephe kurarak ancak muhalefet bu işten güçlü çıkacaktır ve başarıyla çıkacaktır. Yani demokratik cephe tabii çok iddialı bir laf olabilir ama da esnek beraberlikler, ortak paydada, minimal siyasette hayat bizi Hrant'ın söylediği gibi yani su kendi yarını bulduruyor. Son olarak size
yönetimde ya da bu kurulacak olan yeni yapıda, partide, harekette olmanızı teklif ettim mi Davutoğlu? Ya onlar tabii en geniş beraberlik içinde olunması gerektiğini söylediler ama ben hani Yeşil Sol Parti'nin kurucularındanım. Kendi partimden de memnunum. Yani tek format niye bu değil. Niye olmasın, bir parçası olabilir Yeşil Sol Parti? Yani esas itibariyle biz Millet İttifakı'nı destekliyoruz. Millet İttifakı genişlerse zaten herkes herkesin bir parçası oluyor. Sizce Türkiye'de sağ partilerin aynı Almanya'da ya da başka yerlerde olduğu gibi şu anda İtalya'da da gördük. İspanya'da da tekrar koalisyon arayışları vardı. Sizce artık Türkiye şu olgunluğa geldi mi, gelmiş midir toplum nezdinde de ya da gelmeli midir? Ya yani bir muhafazakar sağ partiyle sol yeşiller aslında koalisyon yapabilirler ve de çok büyük bir güç yaratabilirler. Bu fikriniz var mı? Var. Ya bu zaten bir tarihsel ittifak demektir. Tarihsel blok demektir. Pekala bir programatik hatta, asgari bir programatik hatta anlaşarak böyle şeyler olabilir. Dünyada da oluyor. Türkiye'de de hukuk, adalet, demokrasi zeminde biz hani sosyalizm merkezli bir yan yana geliş içinde olmak lüksüne sahip değiliz. Ama bu demokrasi merkezli, hukuk merkezli beraberlik neden olmasın? Davutoğlu'nda bu olgunluğu gördünüz mü? Yani bu arayış içinde oldukları için, daha doğrusu bu müktesebatı benimsedikleri için böyle bir arayış içindeler. Yoksa eski hamam, eski tas meselesinden bir şey çıkmayacağını herkes görüyor. Peki bu sefer hem Suriye meselesini hem de Kürtler meselesini ve en önemlisi tabii operasyon sesleri yükseliyor Türkiye'den tabii. Giderek güçlü bir şekilde. Onu konuşamadık ama onu bir başka sefere konuşalım. Tamam. Davutoğlu'yla görüşmenize odaklandık. Hı-hı. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Yeni arayışlar bir filizleniyor demiştik. Aslında iki tane var ama Hı-hı. kim bilir, belki daha yenileri de Hı-hı. beraberinde gelecek. Ufuk Uras'la konuştuk. İzlediğiniz ve sorularınızı yönlendirdiğiniz için teşekkür ederiz.